Efendim annem. Benim ağa oğlum şirkete gitti mi? Evet anne. Beni bıraktıktan sonra oraya geçecekti. Geçsin tabii. İşlerin başında dursun. Ne de olsa yarın öbür gün o geçecek şirketin başına. Vallahi çok şişin Masiye. Sonuçta hala kalenderam. Ha bir de bulunamayan gayrimeşru İskender var. Onun ortaya çıkışı bütün dengeleri değiştirebilir. Allah kani ana doğru söylüyor. Eğer kim İskender amca ortaya çıkarsa Çukurova'da kartlar yeniden dağıtılır. Anam! 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 Anam kız! Kız anam battık yine battık! Battık yine ne battık? Ne oldu Türkmen abla ne battı? Kız ne batacak? Şirket battı şirket! Koskoca bozuk şirketi yok artık! Ya sen ne değilsin Türkmen ablacığım ya? Öyle koskoca 100 yıllık bozuk şirketi ha bir güne nasıl batsın? Ne bileyim? Onu da oğlanıza soracaksınız artık. Yemişler, içmişler, yan gelip yatmışlar. Olan da bizim aile şirketimiz olmuş. Bir dakika, bir dakika Türkmen abla. Rica ediyorum çoğul konuşma. Benim oğlum 1 yıldır askerdeydi. Onun günahı yok. Doğru. He, Ayşe doğru değil. Kız senin oğlun 1 yıldır askerdeyse ha benim oğlum da 4 yıldır İstanbul'da okuldaydı. Demek ki neymiş? Hazarımın da bir suçu günahı yokmuş. Hmm. Suçun günahın kimde oldu? Ha bellidir. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Evet bütün sorumluluk yet ki Mütebir ablanın oğlu kandaydı. Demek ki şirketi o battırmış. Demek ki. Demek ki. Ne güzel dedin kuduk. Yani iş çalışmaya gelince sorumluluk yetki oğlumda. Ağla geldi miydi de iş herkesler eşit. Ya sizin oğullarınız ipiyle, kuşağıyla uğraşırken o şirketin bütün sorumluluğu benim oğlumun üzerindeydi. Ne oldu şimdi bütün suç oğlumda mı oldu yani? Evet Mütebir abla, tam da bak senin söylediğin gibi bütün sorumluluk Kaan'daydı. Demek ki ne dolaplar çevirmiş, ne sahtecilikler, ne hilecilikler, ne laylonlar, ne hortumlar. Anladığım üzere bu şirketi gırtıklayan senin oğlun. Ne gırtıklaması be? Hortumlamış, hortumlamış. He vallahi siz Nazlı'ya çok doğru söyledi. Hortumun bir ucunu şirkete takmış, öbür ucunu da cebine sokmuş. Cork cork da çekmiş, cork cork da çekmiş, cork cork da çekmiş, cork cork da çekmiş. Ayşe! He. Ya siz ne yoka konuşuyorsunuz? Benim kocamı hortumcu diyorsunuz da yapıyorsunuz. He. Hem de hortumcunun kralı diyoruz. İftiraya bak ya. İspat vardır yoksa mı yok? Kız sen varken ispatta ne hacet? Aymen. Ayşen. Yo. Nazgül, aklıma takılan bir takım sorular var. Sen şu 2 kilo 200 gram altını nasıl yaptın? Ha, bir de şey vardı ya, şu 12.850 liralık bir çanta vardı. Onu nasıl aldın? Nazgül. Ya ne doğru söylüyor? Ya benim burada yarım kilocuk altınım varken, senin bu daha insan söylerken yoran 2 kilo 200 gramın nereden geliyor acabası? Senin 30.500'lük ayakkabın nereden geliyorsa orada geliyorsun kusursuz. Hmm, yani şirketin kredi kartından. He, peki bu şirketin kredi kartı kimde? Kaan Ağa'da değil mi? Bana bak. Demek ki neymiş? Kaan gevirleri kendi darlasına vurmuş. Sularda akmış, takmış, akmış, takmış. Türkmen hala, gever ne? Yani şunu demek isteyeyim kızım. Kaan suyu çevirmiş. Diğer tarlalara akan suyu da kesmiş. Bütün suyu kendi tarlasına akıtmış. Akıtmış da akıtmış, akıtmış da akıtmış, akıtmış da akıtmış, akıtmış da akıtmış, akıtmış. Ha? Bir dakika, bir dakika. Bu cingöz gelinin 2 kilo 200 gram altınında benim gelinimin de hakkı olabilir mi acaba? Evet ana, evet. Bunlar benim daha doğmamış bebeğimin aklını yer
boğazlarında kalsın inşallah. Yesinler yesinler de kenefe çıkamasınlar inşallah. İnşallah. Ayşe! He! Haddin abi. Sen... Şimdi benim oğluma hırkız mı diyorsun? Yok canım. İnşallah kabız olursunuz diyorum. Ya anadan babadan zaten zenginsiniz. O yetmedi bir de bizim servetimize mi göz diktiniz siz ya? He, gözünüzü toprak doyursun, toprak. İnşallah. Şimdi... Neyle doyuracağım kuttuk? Biliyor musun? O anda... O anda... Bundan... İndir o elini Asiye Ana. Uyuşu! Çek ellerini anamın üstünde. O ne kız? Annemin doğum günü hediyesi canım. Güzel günlerde kullan. Ne o kuttuk? Bizi mi hançerleyeceksin? Mütür abla. He canım. Çek ayağını elimin üstünden bak çok kötü olacak. Altımda böcek gibi eziliyorsun. Bir de tehdit mi ediyorsun? Mütür abla. Canım. Bak seni son kez uyarıyorum. Vallahi çok daha büyük şeyler olacak. Büyük derken? Süper abla, çekil, çekil. Onlar çıkarttılar içimdeki balalıyı. Artık bu saatten sonra hiç kimse ne beni ne de kuşumu ezemeyecek. Vallahi Hazine Yanlar şimdi bizi lime lime yapacak. Yoksa hep içi soğumayacak. Yok yok, sen merak etme. Onun ataşı birazdan söner. İnşallah.
Ya benim yengem. Bu Ayşe yengemi bu kadar delirtmeyi nasıl başardınız ya? Oğluma iftira attı. Hortumcu dedi. Vallahi mi? Aslan yeğenim be. Oğlan dayıya derler. Şimdi ben size olayı izah edeyim. Gani anayla Asiye ana bize iftira atınca Mürteber anam sinirlendi. Elinin tersine şöyle bir dokunuverdi. Gani ana hemen yerlere yuvarlandı. Asiye ana sen buna karşılık hançerini çek. Ay ben de Asiye ana sana yakışmaz diye şöyle bir dokundum eline hançer düşsün diye, biliyor musun? Ona sok şükürün elindeki silahlar. Benim ensem ölür dayadı. Doğum günü hediyesi miymiş neymiş. Böyle oldu, evet böyle oldu. Şirin silah mı çekti? İki canlı halim levan silah çekti. Ha sen ona takıldın. Tamam tamam. Abla kardeşin durur ama el atıyor. Şimdi size su yaratacağım. Su getiriyorum. İzleyin. Allah! Ayşe ana! Ha! Dur! Bak şimdi ben dışarı çıkacağım. Ama sen beni doğuramayacaksın tamam? Bana müteberi getir. Baran müteberi. Ya dur dur. Yok muhteber. Tekim tek. Bana müteberi getir dedim Baran. Dur! Dur kurban olduğum ya, ne yapıyorsun? Bırak o babayı. Aman palayı bırak elinden. Tamam. Bıraktım. Oh be. Vay kurban Baran'ı bak. Gel bakayım sen buraya. Ayşe ana bırak. Bırakmam. Sen de bir duran değil misin sonuçta? Gerekirse hepinizi doğrarım. Hepiniz aynı kandasınız. Ya Ayşe ana bıraksana. Bırakmam. Müteber yoksa kardeşim. Kız ana ben elçiyim elçi. Kellemi geliver bana. Bırak kız. Yeterim vallahi yeterim ya ama. Kılıklarına fıttırmış. Allah'ıma Kur'an'ıma kanımızı içecek kanımızı. Duranların kökünü kurutacağım. Buraları duranların kanıyla yıkayacağım. Müteber yoksa dilanı var. Yılanı yoksa yavrusu var. Dilanım dışarıda. Dilan! Sen de amma bastın be. Ben bile daha beterini etmedim ha bu konuda. Yeter. Yetmez. Yetmez, bıktım artık bu duranlarda. Ayşe anne, dur. Ya Dilan'ın ne suçu var? Ya ben ablam gibi değilim Ayşe yenge. Ya beni bilmiyor mu ha? Olsun, fark etmez. Ben yine de doğrayacağım. Allah! Ne demek? Baran! Dilan! Çıkın lan seni katile bağlatmayın beni! Çıkın! Allah! 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 Nereye? Şöyle bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın! Sanırsam çocuk düştü. Yok düşmemiştir. Olsa olsa sen altına etmişsindir. İnşallah. Nazgül, kızım. O domatesleri biraz küçük doğrayaydın. Pişmiyor sonra. Vah! Hasan abi kusura bakma da senin domates yediği kadar benim çiftçi öpmüşlüğüm vardır. Man işimi öğretiyorsun. Öz geçe! Halotel abire! Ne biçim konuşuyor saygısız? Oo. Abla! He? Ayıptır sorması, çok kalacaksınız mı burada? Ne kadar gerekirse o kadar. İtirazın mı var? Yok bre. Kendimize kadar yer var onun için. Kendime yatacak yer hazırlayayım diye. Yahu koca konakta kuyruğu kıstırana burada alıyor soluğu ha. Ya gidin dışarıda halledin meselelerinizi. Özel hayat özel hayat kalmadı sayenizde ha. Allah Allah. Ape Müsellim, her şeyi geçtim. Acaba senin ne gibi bir özel hayatın var da biz buna mani oluyoruz? Cevap?
Sana ne? Sana ne Nazgül gelin? Ben öyle her şey sizin gibi göz önünde yaşamıyorum, tamam mı? Benim iç dünyam sizi hiç ilgilendirmez. Ama vrem, sanki çok meraklıydık biz de. Ya ben zaten Kaan'ı arayacağım, bizi buradan kurtarsın. İki canlı bir kadın için hiç steril bir yer değil burası. Halti! Bizi kurtarmaya geldin, yoksam yok. Yoksam var. Haydi karılar, yine iyisiniz. Süvariler geldi. Kaan da geldi mi? İyi geldi. Haydi çıkın. Çıkak çıkak da manyak bir değil ki. Kız sen Ayşe'ye ne bakayım ya, Allah Allah. O bir parlar, ondan sonra söner geçer gider yani. Yoksa kendisinin bir karıncayı bile incitmişliği yoktur yani, bilirsiniz. Haydi. Ya ben Gıni Ana'yı söylemiyorum. Siti kız Şirin'i söylüyorum. Ya bir insan doğum günü hediyesiyle iki canlı bir kadını hiç tehdit edebilir. He. Doğum günü hediyesi olarak silah alması normal. Tehdit etmesi mi garibine gitti? Ay ne var canım sizde, ama abarttınız ya. Ayrıca ağam sizi çağırıyor, bak bekletmeyin adamı, ayıptır ya. He. Taarruz vakti bizimdir. Daha iyi Nazgül. Evet. En başından başlayayım. İyi dinleyin bakalım, iyice anlamış mıyım her bir şeyi? Muhteber, sen Ayşe'ye tokat attın. Ayşe, sen bu tokadı yiyince düştün, bayıldın. Asiye, sen bunun üzerine eline hançerini aldın ve muhteberin üstüne yürüdün. Nazgül, tam bu sırada sen kaynana gitmesin diye Asiye'nin elini kavradın, Asiye'nin bileğini tuttun, büktün, yere düşürttün hançeri. Heh. Tam bu esnada benim canımdan çok sevdiğim kızım anasının hediyesi olan silahı tuttu, tam böyle Nazgül'ün kafasına dayadı. Tam o esnada Ayşe, sen ayıldın ve Asiye'nin hançerini almak için elini uzatırken muhtemel sen Ayşe'nin eline bastırdın, eze. Tam bu esnada Ayşe dellendi. Balayla hepinizi aldı. Bahçeye kadar kovaladı. Doğru anlamış mıyım? Ah, helal olsun. Vallahi bir muharebe ancak bu kadar güzel özetlenebilirdi. Tebrikler. Teveccühün Ayşe, teveccühün. Tabii bu kadar yıl sizinle aynı konakta yaşayınca insan ey bir kavga bilir kişisi oluyor. O değil de siz şimdi bu kadar arbedeyi niye yaşadınız? Deyin bana bakalım benim canlarım. Şimdi ağam, onlar bize iftira neyin attılar? Babu, ben uygulamalı olarak anlatmak istiyorum. Anlat Nazlı. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz hortumu güya benim kocam bir ucunu bu şirketi kasası diye düşünelim. Bir ucunu şirkete takmış, öteki ucunu da cebine sokmuş. Bütün o malları çok çok da çekmiş, çok çok da çekmiş, çok çok da çekmiş, çok çok da çekmiş. Belli oldu, evet belli oldu. Sen o suç aletini koy bakalım şu sehpanın üstüne. Tövbe. Siz az birliği mi ettiniz Ayşe Ana ha? Şirkette bu Gökhan, burada siz. Ha ne oluyor? Ne olacak? Her şey ortaya dur. Ha şirketin hali bellidir. Her şey bu durumdayken senin karının 2 kilo 200 gram altını nereden gelmiştir? Kız Asiye, Nazgül benim gelinim oldukça 2 kilo altını da olur, 22 kilo altını da olur. Hani çünkü benim şahsi kişisel mal varlığım tüm bozokların servetinden daha fazladır. Yani şimdi ben sizin üçünüze, beşinize de minnet etmem.
Ya hakikaten mi Mete Bey? Senin o kadar servetin var mı? He babam, yani benim kişisel şahsi hesabımda 55 kilo altın. 1268 dönüm darla. Yani size ne kadar lazım gelirse söyleyin, vereyim. Ama lakin benim boynuma bu iftirayı neyin asmayın. Helal olsun be ana, yürü be. Şöyle bize bir 10 milyon ateşle de herkes görsün kimin neyin ne olduğunu. Aa! Ha canım. Canım. Bir de ver. Ay de canımı veririm sana. Hakikaten. Yani bizim böyle aramızda 10 milyonun lafı mı olur? Aa. Ver mi? Bak bak bak. Kız bizden hortumladığı paraları nasıl da ortaya saçıyor, görüyor musun? Ya sen kimin malını kime bağışlıyorsun Möhteber abla? Tamam. Duranlar doğuştan zengin olabilirler fakat biz de fakir ama namusluyuz. Şimdiye kadar hiç kimsenin tek bir kuruşuna göz dikmedik. Yediğimiz, içtiğimiz ne varsa hepsi helaldi. Şimdiye kadar boğazımızdan haram bir lokma. Bak sucuk olsun, bastırma olsun, biryani olsun, şırdan olsun. Geçmedi değil mi Asiye? Söylesene, geçmedi. Geçmedi tabi. Biz kimsenin parasıyla zengin olmadık. Allah Allah, vallahi kafayı yiyeceğim ha. Ya bir daha soruyorum. Siz şimdi ciddi ciddi benim bozok Ayşe'yi hortumladığımı mı düşünüyorsunuz? Evet. Ya siz bana hortumcu mu diyorsunuz? Hortumcu diyor. Hem bir de hortumcunun ağababası diyor. Ulan seni bir hortum... Be! Şşşş! Kaan! Aldırma bana oradaki balayı. Sizinle mi uğraşacağım ben ama? Tamam hanım, tamam. Beni savunmana gerek yok, gel. Öküz öldü, dava bitti. O ne demek ki? Benim babam. Eğer izin versen karımı alıp konaktan gitmek istiyorum. Şirketiniz de, ağalığınız da, konağınız da sizin olsun. Daha da durmam bu konakta. Ya oğlum hepiniz ne ediyorsunuz benim karşımda ya? Ne, neyin kavgası? Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyeceğim baba? Ben burada yokken köprünün altından çok sular akmış. Tüm su başları da tutulmuş. Anladım ki benim burada yerim yok. Ben yeni bir hayata başlamak istiyorum babam. Artık Kalender Ağa'nın oğlu Gökhan der. Sadece Gökhan olmak istiyorum. Aferin lan, ilk defa ağzından doğru bir laf çıktı. Hadi güle güle. Uzatma Kaan, uzatma. Sen de otur yerine Gökhan. Edeceğiz. Çok yakın zamanda marka olup tatlıca zincirleri kuracağız. Vallahi mi kız? He valla. Size söz. Ayşe'nin tatlısından yemeyen kalmayacak. Ay yalan kız, inşallah inşallah. Haydi iş başına. Hadi bakalım. Tatlı mı tatlı? Tatlı mı tatlı? Gel gel. Tatlıya gel. Nerede yedirdiler ya? Hoppa. Yuvarlaklarım bozuldu. Su iç bir tane. Onu ben yerim artık. Gel üç be. Yok mu? Gelin güzel abim, gelin. Sağ olasın abla. Gel gel gel. Bu gibi lan. Gel tatlıcı. Tatlı mı tatlı? Alışın çalışın. Anam üç tane çek, üç tane. Vereceğim ben diyorum. Alıver oradan elini, orada derim senin. Al üç tane işte. El işim alıyor. Gel 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 abim, gel güzel abim, afiyet olsun. Gel 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 tatlı. Verin sana tatlı. Evet, Gökhan. Adam. Aha, ay, ay kolay gelsin, teşekkür ederiz. Allah günler getirsin. Tatlı mı tatlı? Buyurun afiyet olsun güzel ablam, yine bekleriz ablam. Bereket versin. Evet. Su istedin. Evet bak bak. Buyurun. Tatlı mı tatlı? Afiyet olsun güzel abim. Buyurun buyurun buyurun. Al el parayı al. Buyurun buyurun buyurun. Hoş geldin abim. Hemen verelim abime. Bir tane neyle yapacağız? Değil mi? Bir tane varına çoluna çocuğuna.
Ne alırsınız? Kaç tane? İki. Dört. Ayşe'nin tatlısına gelin. Gel, 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 gel. Çek artık buraya. Dört mü? Dört. Gel, gel. Çek, çek. Tatlımı tatlı. Üç tane yeter mi? Beş olsun. Gel tatlıya gel, tatlıya gel. Tatlıya tatlı. Ayşe bacının tatlıları tatlıya gel. Adam iki tane daha çek. Ya verdim işte, al. Uyuyum oraya. Allah'a kurban be. Ay kızlar. Öyle ki ben o Kaan o karıyla birlikte arabadan inerken gördüm ya. Aha dedim, kuma geliyor. Vallahi aklım çıkacaktı ki Allah da senin arkadaşın çıktı Melo. He, yani bu aklının çıkmamış hali öyle mi? Vallahi Dilan doğru diyor ya. Ya kadını gördüğünde bir boğazından bıçaklamadığın kaldı. Sus! Siti kız, Mariko! İstediğimi yaparım tabii. Aşkta ve savaşta her şey mübahtır. Nazgül hemen savaş ilan etme ya. Esmeralda yardım etmek için geldi. Ama ne edecekse etsin. Yeter ki benim kıvırcığımdan uzak dursun da yere giresi karamarsık. Esmeralda öyle biri değildir. İçin rahat olsun, tanıyorum ben onu. Ya sahi nereden tanıyorsun yenge? Okuldan. Aynı okuldaydık ha. Biz. He, Hazar da tanıyor o zaman. Aha, hatta eski kız arkadaşı. Ne? Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Ya benden önce beraberlerdi ama artık arkadaşlar. Aa, Allah, Allah yarabbim ne diyorsa kızım? Ya hiç insan eski sevgilisiyle arkadaş olur. Neden olmasın ki? O konu kapandı. Hazar artık beni seviyor. Ya kızı senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Ya Allah'ın yarabbi erkeğin sevgisine hiç güven olur mu? Böyle avcunun içinde zannedersin sabun gibi böyle ellerin arasından gider de ruhun duymaz. Yok artık Nazgül ya, ben Hazar'a güveniyorum. Ya kızım ben sana güvenme diyorum. Tabii güveneceksin ama yanlarından ayrılmadan, ensesine çökerekten güveneceksin. Vallahi bu sefer Nazgül'e birazcık katılıyorum. Ya yangına körükle gitmesene. Siti kız! Teşekkürler Cavreş. Hep benim arkamda olursan daha iyi irtibat kurarız. Dereş! Sen burada hala ne duruyorsun? Gitsene yanına. Nerede onlar? Misafirhanedeler. Oo, ne yapıyorlar orada kız? Annem, İsmeralda ile ne zaman bir ara gelseler flamenko yaparlar. Flamenko? Flamen yarışı yani. Vallahi benim bildiğim flamenko çok haşin bir aşk dansı. Haşin? He. Aşk. He. Haşin aşk. Ya he. Bizim göbek dansı gibi. Ya he. Bak böyle. Çak, çak, çak. Flamenko. Tutkunun ve aşkın dansıdır. Olay toro. Allah canın almaya. Ya kızı siz kafayı mı yediniz? Benim başıma neler geliyor böyle? Kızım Kaan'la Hazar onların yanında değil mi? Aha. Ya siz kafayı mı yediniz? Haydi ne duruyoruz Allah'ın başıma gelenler? Ya Rabbim ben kocamı asla öyle tutkulu danslara kurban edemem. Asla. Gel kız buraya. Yürü git. Gidiyoruz. Siz kızlar tokası. Gel. Can. Bir dakika ya. Çabuk. Git elini. Haydi sen. Pisler, sıkalım burada sizi kızlar. Yürü git. Estrado! Dilan. Ha. Abini hiç gördün mü? Aa! Yoksa sen de mi Esmeralda'dan korkuyorsun? Saçmalama ya, Allah Allah. Ben biliyorsun ki asla onun aşkına şüphe etmem. Yani sadece en son jandarmalardan kaçıyordu da ondan sordum yani. O zaman kesin samanlıkta bir balyanın içinde çöreklenmiştir.
Bravo. Allah helal olsun. Bravo ya. Ya benim dönürüm, benim dönürüm. Çok güzel ama bir şey merak ediyorum. Bunun erkekler için olan da var mı bu dansın? Olmaz mı dinlerim? Flamenko'nun erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı hareketleri vardır. Vallahi mi? Evet. Ya bana göstersene, bize de göstersene bir dinlesin. Gel, 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 gel. Hadi bak. Baba. Bravo, bravo. Oho. Geliyorum. Vay vay. Ceketi çıkarttıracak bir şey yok, gerek yok o kadar. Çünkü önemli olan burada ayak hareketleri. Öyle mi? Şimdi tabii bizde yok, altlarında demir olur onların. Öyle çalışırlar. Peki. Şimdi üç tane temel hareket var. Evet. Parmak ucu dediğimiz planta, planta. Oo! Evet. Topu deper gibi. Aynen, bravo. İkincisi topuk dediğimiz takum. Çok güzel. Tamam, planta, takum bir de golpe. Yani bütün tabanı vurduğumuz. Golpe. Bütün her şey bunda. Bu üçünün versiyonları. Ooo! Taban iyi ses çıkardı. Evet. Hazır mıyız? Hazır mısınız gençler? Hazırız. Yürüme! Ya hadi yürüm ya. Ne yapıyorsun ya? Ya flamenko. Bak değil. Ya burası flamenko, burası flamingo. Olmadı ya. Ağzım var yesin ya. Bek bek. Tamam. Havayı hisset. Bak şimdi. Böyle sert dur. Hisset tutkuyu. Hazır mısın? Dövüş değil ha, hisset. Üç, dört. Hey! Hey! Yürüme! Harika! Yürüme! 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 Ya Bobito, babacığım ne yapıyorsunuz? Flamingo? Ya hem de ne flamingo ya, hem de ne flamingo. Ya baba, hakikat helal olsun ya, süper de pişiyorsun. Oha. Yani o değil de kızlar, demin burada Esmeralda Hanım bir flamingo yaptı. Bir flamingo yaptı. Vallahi parmaklarınızı yersiniz ha. Öyle mi? He. Çok hoşuna gitti zaten. He. Yok, hayır. Yani ben folklorik açılardan baktığımız zaman çok sosyal, kültürel bir olay gibi oldu. Ben onun için şey yaptım. Kaan'cığım, istersen odamıza gidelim. Ben sana son derece folklorik bir Diyarbakır halayı öğreteceğim. Malum, çoluklu, çocuklu, evli, barklı adamsın. İleride çocuklarının düğününde lazım olur saygılar. Bir bakar, bir bakar, bir bakar. Abri bana. Haydi. Anam! Allah anam! Anam! Dokan! Merhaba siyahım! Anam babacığı! Hırsız! Hırsız var polis! Jandarma! Ay ay Allah! Ay anam! Anam! Dokan ona bir şey bırakmışlar Dokan! Anam kampanyamız sona ermiştir. Arabanızı istiyorsanız biz Hamza'nın kahvesindeyiz, bekleriz. Kimin dalga geçiyor bunlar? Kim lan? Dur, aslanım. Kocacığım ne olur dur. Allah sen bir çılgınlık yapmayasın ha. Evet, burada çıldıracak biri varsa o da benim sen değilsin. Hayır, şunlar kızım, oraya gidiyor. Kimse bir yere gelmiyor. Burada oturup bekleyeceksiniz. Kimse bir yere gelmiyor. O minibüsü alıp getireceğim o kadar. Oy anam oy, oy dertli başım oy. Ana biz peki şimdi ne yapacağız ha? Biz şimdi ne yapacağız? Ne yapacağımız mı var? Ağaların ağası kalender ağa mı arayacağız? Ay gittik hocam. Ne dedi? Ağam. Alo. Alo ağam. Ben Ayşe. Aa, başımıza neler geldi?
Sakin ol delikanlı. Kime bakmıştın? Siloyla Reşo'ya. Adamlarsa çıkarlar ortaya. Yoklar onlar. Bugün gelmediler. Yalan söyleme lan gevşek. Nereye saklıysa çıkar ortaya. Hop dedik. Burası Adana. Yavaş gel. İyi ya. Biz de Adanalıyık işte. Hem solarımla vuruşmak, kaynaşmak istiyorum. O silahla ne yapacaksın oğlum? Güneşe sıkmayacağımdan emin olabilirsin. Çıkın lan ortaya! Lan! Çık lan ortaya! Çıkın oğlum! Çıkın lan! Çıkın! Çık! 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 Lan! Çıksınca lan! Gelin! Gel gel! Gel lan! Gel! Gel lan! Gel lan! Kız sus. Geldi, geldi. Am, kokanım. Yavrum. Gökhanım. Of, aslanım. İyisin değil mi? Başına bir iş gelmedi değil mi kocacığım? Yok yok gelmemiş. İyisin değil mi evladım? Geçmiş olsun Ayşe. Sağ ol am. Arabamız nerede Gökhan? Yok. Yok. Biz ne yapacağız şimdi? Gökhan, ne yiyip ne içeceğiz annem? He, bizi boş ver de anamı nasıl doyuracağız Gökhan? Bilmiyorum, affet. Bilmiyorum. Gelmeyin üstüme. Ya tasa etmeyin. Alınır bir tane daha. He, doğru dedin am. Alırız değil mi yenisini? Neyle alacağız ana? O kadar paramız mı var? He, benim altından alırız. Hani vardı ya şu yarım kilocuk olan. Olmaz affet. Ben kadın parası yiyecek adam mıyım? Ya oğlum, ben alırım size dıpkısının aynısından. Daha ölmedik biz buradayız. Ya ben derdimi anlatamıyor mu? Kimsenin parasını istemiyorum ben. Ulan oğlum, kimse dediklerinin biri eşin, biri baban, farkında mısın? Farkındayım abi. Farkındayım ve ben Gökhan olarak her bir şeyimi kendim yapmak istiyorum. Anlıyor musun? Bir karışmayın Allah Allah ya. Gökhan. Afet. Kızım gitme üstüne. Sönsün biraz ateşi. Am sen kusura bakma ayakta kaldın. Otursana şöyle. Çaydan söyler mi? Var mı güzel çayın? Var am olmaz mı? Hadi. Var. Dakika Ayşe dört tane çay çek. Alo. Alo alo. Alo alo. 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 Evet, sanırsam bu kamyoneti bir yerlerde düşürmüşsünüz ha? Abi, nerede buldun? Üzümü niye, bağını sorma. Benim küçük kardeşim. Bilirsin, çevrem biraz geniştir. Abi. Hı. Allah razı olsun senden. Lan! Allah! Lan tamam oğlum, tamam ya, tamam. Tamam. Allah razı olsun evladım senden. Lafı mı olur aşağı ana? Ne demek? Sağ olasın, var olasın Kaan abi. Tabii canım, ne demek? Bak, Gökhan geldi. Ekmek teknemiz geldi. Afet ya. Var mı şu tatlı gibi tatlılardan bize de? Gerçekten, şu tatlınızın tadını ben de çok merak ettim. Şşş, Ayşe ana, yalnız biraz çok yap yine konaktakilere de götürek. Ya oğlum sen ne diyorsun ya? Ben mıstığımdan Ceylan'ıma, Türkmen ablamdan Nazgül'üme yetecek kadar halkayla doldururum konağı. Daha diz başına hadi. 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 Kurban olurum. Ya gittim baba. Ha çaylar da geldi. Hala sen mi sürüyorsun? Bizim eskilere gittim. Gel çek. Şey, tam parçalayacaklardı. Ya dedim o bizim falan. Ver bakalım eline sağlık. Al şunu da, al şunu da. Vallahi baba, neredeyse arabayı ameliyat masasından aldım. Yapma be. Yemin ediyorum, doktora dedim ki, doktor dur. Ha, neşteri vuruyorlardı, paramparça ediyorlardı arabayı. Yapma son be. Anda, son anda. Vay anasını. Ay, vallahi ben bayıldım Adana'ya. Çok güzelmiş, perfecto. Öyle öyle. İspanya'dan bile daha güzel.
Ama eminim ki Portekiz'den daha güzel değildir. Yani canım oralar bırakılıp da buralara gelinmez biliyor musun? Ha, orası hiç belli olmaz canım. Pardon da Esmer Aldo Hanım. Acaba siz Adana'ya nasıl bu kadar hakim oldunuz? Nereleri görüp gezdiniz ki? Tabii henüz tamamen keşfetmiş sayılmam ama... Baksanıza bu mevsimde bile hala dışarıda oturulabiliyor. O bile yeter bence. Ayrıca çok temiz bir havası var. Dikkat et de çarpmasın. Fırsatınız olursa gezdiririm de ben seni. O zaman çok daha seversin eminim. Bundan hiç şüphem yok. Yalnız ben sana bir şey soracağım. Senin 3 kayınvaliden mi var? Aha. Nasıl oluyor peki? Yani zor değil mi? Hem de nasıl? Peki Hazar'la nasıl gidiyor? Çok iyi. Çok iyiler. O kadar mutlular ki. Tıpkı benimle Kaan gibi. Biz de aşırı aşırı mutluyuz. Yani bu konaktaki bütün çiftler mutlu. Allah nazarlardan, kem gözlerden, kara pisliklerden korusun inşallah. Merhaba hanımlar. Hazar geldi. Hazar geldi. Aşkım merak ettim ya. Ne oldu da apar topar çıktınız evden? Önemli bir şey değil hayatım. Bizim için çok sıradan bir problemi halledip geldik. Hay Allah. Kesin birilerini kafasını kırmışsınızdır. Esmeralda, beğendin mi bizim portakalları? Yakından görsem hiç fena olmaz. Tabii tabii. Birer kahve içelim. Ondan sonra bahçeye de gideriz. O zaman kahveleri yapayım. Nasıl içersin Esmeralda? Müsaade olursa sevinirim. Süper. Hemen yapıp geliyorum. Ay yok dur ben yaparım. Yok olmaz. Hazar benim kahvemi daha çok seviyor. Ben yaparım. O zaman ben de sana yardım edeyim. Ya gerek yok. Aa var. Edeyim. Yardım edeyim. Gel. Hazar. Esmeralda. Allah Allah Nazgül ya. Ne oldu beni böyle apart topar soktuğun odaya? Üf trajiko. Ya kızım senin kulakların benim dediklerimi işitiyor yoksa yok? Yo işitiyor. O zaman niye benim dediklerimi yapmıyorsun kız? Ben sana dün demedim onların yanından ayrılma enselerine çök diye. Ya ben de sana o konu kapandı dedim Nazgül. Ben Hazar'a güveniyorum. Kızım Allah yarabbi ya Hazar'dan bahseden ki ben onun yanındaki o kara marsıktan bahsediyorum. Resmen senin kocana dedi ki ay dedi ben sizin dedi portakallarınızı daha yakından görmek istiyorum. Pardon senin dedi. Daha da resmi olmayan bir dil kullandı. Duymadın mı? Ya duydum ne var bunda? Nazgül portakalları satacak tabii ki görmek ister. Allah yarabbi ya evladım bu tür bir saflığa şahit olduğun için ben annen olarak senden özür diliyorum kızım. Kız resmen senin kocanı böyle gözleriyle yedi. Nasıl bir baktı öyle Hazar'a içeri girdiğinde? Görmedin mi? Görmedim. Ha işte tamam. Ne? Görmedin mi? Allah'ım yarabbim ya kendimi ortadan ikiye yırtacağım. Beni Allah seversen git. Sana laf anlatılmıyor. Lütfen yalvarıyorum kocanın yanına git. Ama kahveler? Yemen'de. Yemen'de? Baro şu an benim moralim. Ben şimdi gideceğim. O kahveyi bu hamile bedenimle kendim yapacağım. Allah aşkına sen kocanın yanına git. Lütfen ben hamile hamile can sinir harbi yaşıyorum. Allah'ım niye hamileyim ve sinirliyim ben? Gidiyorum kahve yapmaya. Allah Allah. Hamilelik böyle bir şey mi ya? Neyse ya. Nazgül haklı olabilir mi acaba? Hem de %1 milyon. Ya ipini koparan soluğu burada alıyor ha. Ya başka bir formül bulmak lazım ya. Gazeteye ilan vermekte yanlış mı yaptım acaba ben ha? Ha şunu bileydin. Diyorum ya başka bir formül bulmak lazım. Ben bu işten hiç ümidim kalmadı artık.
Ağalar! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şeyin... Babamın adı neydi kız? Korkut. Ha, Korkut Bozon konağı burası mı? He, evet burası da İskender Bozok saptama masası kapandı. Bugün git yarın gel kardeş. Ya arkadaşım şimdi anlamadım da ben şey... Hanım tutsana abi. Bir saniye. Bunun için şey yaptım ben yani. Yahu herkes onun için geliyor. Tamam da dükkanı kapattık. Çok gerçeksen yarın gene gelirsin. Dur Müsellem, dur. Ne oldu? Havada bozok kokusu var. Emin misin? Senin burnun yalama olmuş olmasın? Yok ya, alıyorum kokuyu. Kardeş, sen şöyle bir gelsene bak. Gel, gel, gel. Gel, sen acıp gel. Sen bir açılsana onunla. Heh, bir açıl, açıl. Sen de orada canım. Sen şöyle bir dur. Heh. Uzak, uzak, uzak. Kör Hasan, gel bakayım. Sen de iyice bir kokla, kokular karışmadan şöyle bir. Heh. Kokla. Müsellim. He. Bu kesinlikle yani galiba o. Vallahi mı? Vallahi. Vallahi mı? Vallahi. Vallahi mı? Ya vallahi dedi ya işte. Ana! Çok heyecanlandım ya. Görsen. Kardeş bir gelsene gel gel gel. Bir zahmet. Bir arkanı dönsene. Ha, bir pantolonunu indir bakayım. Niye ne alaka ya? Ya poponu kontrol edeceğim. Ne? Ne? Popo mu dedi kız o? Evet poponu dedi. Gülüm şunu bir tutayım bir. Güzel bir çıkar şunu güzel. Sağ lan bizim. Kontrole gerek yok. Kesinlikle bir bozo. Vuruş tarzından belli. Emine hoş geldin İskender. Hoş bulduk kardeşim sağ ol. Popo dedi diye, popo dedi yani. Eline sağlık. Hocam. Çok çaman yanacak, heyecandan karışacak hani.